Güzelliğinizi tamamlayan Hatay kuyumcusu Berlin, Ramazan yolcularını sunar. Evet efendim, hayırlı Ramazanlar. Geldik çok güzel bir restoran, Kervan Palace. Ustaların ustası, yılların ustası, sevgili Apo kardeşim merhabalar. Hayırlı merhaba. Ramazanlar. Evet, İlk günü tabi bugün normal, çok güzel çalışmışlar. Güzel bir program oluyor inşallah. Değil mi? Neler var senin bu güzel Ramazan'da bugün? Evet. Türkler'e özgü böyle Türk kebaplarımız falan var. Evet. Türk kebapları, balık çeşitlerimiz var. Balık, burada. Balık da var burada. Evet. Bak. Balıklar var. Ya Gökhan Baba bak, balığa bak. Her gün bir ekstra bir şeyin var mı burada, onu anlat önce. Var abi, şimdi işte kuzudan çıkan kuzu sırtı, evet. Kuzu filoları. İşte böyle. Çıkan kuzu, bu ne şeydi? Küşleme mi diyorlar? Evet öyle bir şey. Evet. Bizim Antes'e küşleme derler. Evet. Urfa'da da yiyeceğiz değil mi? Evet. Bak, Urfa masası burada. Evet. Tam arkadaşlar, Urfa masası şurada. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Urfa masası. Evet. Samet. Çocuklar yemek yesin, sonra konuşuruz. Şu kadardı. Tamam, şimdi vallahi billahi. Orucunu bozuyor. Bu kadar bildiğim zaman büyümüş mandalına. Ben de diyorum ki orucunu bozuyor şimdi. Evet. Allah kabul etsin. Nasıl soframız? Çok güzel. Güzel değil mi? Süper. Abo bu işi bilir ya. Maşallah var vallahi. Sen neyi oluyorsun? Yeğeniyim. Yakışıklı oğlum. Yeğenlerim. Evet. Nasıl lezzet? Çok güzel. Allah kabul etsin. Sağ ol, çok ama bu biber mahveder adamı kız. Vallahi billahi. Afiyet olsun. Sağ olun. Nasıl? Abo. Her şey lezzetli. Her şey güzel. İşi biliyor değil mi? Biliyor. Tabii ki amcamız. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Afiyet, bal şeker olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar efendim. Çok güzel. İyisin değil mi efendim? Ben iyiyim. Nerelisin? Ben mi? Evet. Samsun. Ne güzel. 55. Aynen. Selam canım buradan 55'e. 55'e selam. Hayırlı Ramazanlar. Siz nereden? Bizimki buradan bak. Ha. Değil mi? Ha, sağ ol. Çok teşekkürler abi. Evet sayın seyirciler. Bugün ilk günü. Hayrola. Hakikaten süper bir mekan. İnşallah yarından itibaren burası tıklım tıklım dolar. Değil mi? Yakışıklı. İnşallah. Dolacak çünkü daha ilk günü bu. Afiyet, bal şeker olsun. Maşallah tepsi. Tepsiye bak, bak kebaplara bak. Hiç mi insafın yoktur zalim babalı yari? Evet efendim, bunlar da bizim balıklar. Bu balıklar her gün var mı baba burada? Her gün var. Her gün ne zaman var? Günlük taze. Her gün bizim arkadaş sipariş verir. Genelde somon, levrek, çupra üzerinde. Her gün. Her gün. Allah'ını seversen her gün taze balıklar. Evet, ne güzel. Her çeşit balık. Çupra. Oh, laks. Burada da kebaplarımız. Görelim bunları efendim. Adana, pirzola, her çeşit kebaplar. Evet. Gel hadi gel ortaya, beraber oynamaya, bugün bizim günümüz. Merhabalar efendim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasıl? Ramazan'ın ilk günü güzel değil mi? Harika. Menüler. Bu nesi? Teşekkürler, Allah razı olsun. Burada bak, Ramazan'da neler var.
Helal olsun. Allah kabul etsin. Nereliyiz? Mersin. Mersin. Mersin'e selamlar. Seviyoruz Mersin'i. Sağ olun efendim. Siz? Nasıl lezzet nasıl? Çok güzel. Zaten buranın lezzeti dillere destan bir şey var buranın. Yani Apo varken. Onun kontrolünde her şey güzel burada. Aynen. Yani söylenecek tek şey tadına bakmak gerekiyor. Gelip buraya tadına bakmak gerekiyor her şeyin. 30 yıl var değil mi? Burada. Kaç? Burada 30 yıl ölçekler var. Maşallah. 30 yıl. Burada yeni ama orada. Yeni bir ay. Diğer tarafta uzun da evet. Sen neredesin? Adıyaman. Ama Mersin'de yaşıyoruz. Başın sağ olsun abi hepimizin. Eyvallah, biz de Hataylıyız. Eyvallah. Hepimiz bu acıyı tattık. İnşallah Allah öyle bir acıları bir daha göstermez. İnşallah. Evet. Aynen evet, öyle oldu. Allah sağlık sabır versin herkese. Sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biz selam söyle burada Adıyaman. Herkese çok selamlar. Herkes tekrar geçmiş olsun. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Maşallah. Merhaba. Keine Deutsch. Arabic or English? Arabic. Yeah. Oh, ahle ve sehle ya amma. Alhamdulillah. Ahle ve sehle Ramazan. Habibi, Allah yakhalik. Allah yakabbel. Naade aleyk ve aleyna. Allah yakabbel. Habibi, Allah yakabbel. Allah kabul etsin. Allah yakabbel. Thank you. Yabar, ne güzel. Uyum sağlıyor. Arap, Alman galiba. Ne güzel. Ve afile kalbeke ya amma. Hallak bi diyecil kebap, bi diyecil semek. Allah. Eyzallah Rab. Habibi. Habibi. Selam. Habibi. Hadi bakalım Arap kardeşim de orucunu açmış hanımıyla beraber. Ve bu güzel Ramazan'ın ilk gününü burada Kervan Palas'ta kutluyor efendim. Helal olsun. Evet. Ramazan yolcuları Gökhan Güney'le devam ediyor. Davul güm güm gümlesin. Herkes bizi dinlesin. Bu gece mutlu gece bu mutlu. مرحبا اهلا وسهلا والله الحمد لله كيفك عامل منين حضرتك انا من العراق عراقي نعم هاي لحم الدجاج هذا اللحم هذا اللحم انتوا عم تسوي عم تشتروا حاضر نحن نجي نشتري حاضر كيف حاضر حاضر نعم لا تقول لا قدام تمام efendim sordum ben şimdi arkadaşa adı Türkçe bilmiyor Arapça sordum Döneri kendiniz mi takıyorsunuz yoksa hazır mı alıyorsunuz? Hazır alıyoruz dedi. Kendisi de Iraklıymış. Ya tekil afiye. Gel baba. Şimdi bu döneri nereden alıyorsun abi sen? Bir arkadaşın şirketi var. O ha şirketinden alıyorsun. Evet. Yapın. Bu kıyma değil galiba değil Hayır, mi? Kuşbaşı. Kuşbaşı. Şey çok yani parça et. Parça et. O bile tavuk. Şeyi soracağım abi ya. Sen buraya bir ay mı oldu alalı? Yaklaşık bir ay oldu. Bir evet. ay oldu. Ben inanıyorum ki daha önce kim çalıştırıyordu yani tanıdık birisi herhalde. Başka arkadaşlar vardı. Başka burada. Birileri vardı. O bir ay sana kısa gelir şimdi. Kısa gelir evet. Ama daha sonra inanıyorum ki böyle güzel şeyler olduğu müddetçe burayı inşallah patlatacağız yani. İnşallah. Şey olarak, müşteri olarak. İnşallah abi. Değil evet, mi? Evet. Evet. Urfalıyı değil mi? Urfa'nın Urfa. Neresi? Viranşehir. Viranşehir. Gel abi. Gel bir gezelim ustalara. Evet abi. Usta kolay gelsin. Gel. Hoş geldin. Ne yapıyorsun abi şimdi? He. Şu anda karışık kızgara yapıyorsun. Anladım. Karışık kızgara yapıyorsun. Anladım. Bu tarafta fırın var. Salatalar, fırın. Ustamız. Ustacım kolay gelsin. Sağ ol hocam. Oo karides var burada bak. Karides salata. Oho karides salatası. Harika. Burada da ustamız fırın. İbrahim ustam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Pizza yapıyorsun, ekmek yapıyorsun. Ekmek yapıyoruz. Lahmacun pide yapıyoruz. Oh ne güzel, ne güzel. Siz de mi Urfalısınız? Hayır, ben İstanbul. İstanbullu? İstanbul. Ama İstanbullu derken, esas nerelisiniz? Yani... Esas Denizli. Heh, bak. Yani çünkü bir İstanbullu, ben İstanbullu dediği zaman mutlaka bir yerden gelmiştir. Kesinlikle. Bak Denizli. Kesinlikle. Ben Denizli'de 4 ay kaldım. Ha, askerlik yaptım. Süper.
Tabii. Askerlik yaptım. Denizli çok güzel bir şehir. Ustanın evet. Ya güzel, çok güzel bir şehir. Şimdi hele tekstil falan acayip ilerledi. Evet yani ben burada bir kebapçıda ilk defa görüyorum ki ve çok iyi bir şey, güzel bir şey düşünülmüş. Karides salatası. Bunlar da harika bir şey ya. Dışarıya servisimiz de var. Oh oh servis. Evet. Ha ne güzel. Evlere falan servis yani yapıyor musunuz? Evlere servis de yapıyoruz abi. Ha, çok güzel. Çok elinize sağlık. Bunlar dışarıda yani, bir şey sipariş. Evet yani bu sınıf. Aşağıda tavuk var. Kuşbaşı var. Ondan sonra Urfa. Urfa, Adana. Adana'mız var, Adana. Urfa ile Adana arasında bir küçük bir şey var yani. Aynı birisi bir, acılı, biri acısız. Aynen. Evet. Urfa'da ben Denizli dedim ya 4 ay. Ondan sonra 16 ay şeyde Urfa'da askerlik yaptım. Bir o askeri birlik var ya. Yukarıdaki. He yok. Diyarbakır yolu üstünde. Aynen ya. Orada yaptım. 16 ay bandocuydum ben. Aha. Bando bölüğünde müzikle işte marşları falan çalıyorduk. Ne diyorlar? Amcası yengesi gelince şımarıp sevinirler. Biri bağlamayı çalar, biri kanun keman çalar, biri ork klarnet gitar, darbuka çalar çocuklar. Ah şu çocuklar çocuklar, bizim her şeyimiz onlar. Ana baba torunlar, mutluluğumuzdur onlar. Hocamız bize neli abi? Sucuklu salam, salami sucuk. Renkli bir şey yapacaksın evet, yani. Evet. Domatesli, mamatesli falan. Domatesli, evet. Onu da Yunus yer sonra. Hı-hı. Evet. Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk yemek yedin Yunus ama gene yer. Değil mi Yunus? Yaval, tabii ki. He. Daha önce bunu yapmış, bakın. Gezler, şahane. Pizzanın kralı. Babaya bak, helal olsun. Gel böyle bak. O, ustası Apo'dan. Gel böyle şimdi usta şey yapıyor bak. Doğruya salçaları döktü. Oh. Sen nerelisin? Denizli dedi ya. Denizli. Hayır İstanbullu ama Denizli. Babası, evet. Babası Denizli, kendisi İstanbul'da doğmuş. Evet. Bir şeyi gördüm arkadaş. Böyle bir şeyler paketlerken burada sordum. Şey dedi ki, patron dedi ki bizde evlere servis de var. Evet. Motorla mı servis yapıyorsun yok, abi? Yok arabayla. Ha arabayla. Arabayla çok güzel ya. Burada böyle bir sistem var mı? Türkiye'de artık o kadar ilerledi ki. Şimdi biz o kadar tembelleştik ki evde. Her şeyi resmen şeyden istiyoruz. O biliyorum. Şeylerden istiyoruz işte bu servislerden falan. Evet. Burada peki onu da konuşalım. Efendim burada vereceğiniz sipariş hemen anında sıcak sıcak evinize yetişiyor. Arabayla götürüyorlar. Bu da çok önemli. Ben ilk defa görüyorum burada böyle bir şeyi. Yani veya sormadık bilmiyorum. Burada neler var abi? İndir abi onu. He. Güzel, güzel. Onu soğutmayalım abi o zaman. Bir an önce götürün abi, götürün. Şimdi kebapçı, evet. Balıkçı, karides salatası dediniz. O yağda karides, tereyağında acayip güzel, lezzetli olur. Soslu falan, süper bir şey. Elinize sağlık. Oo usta, çok güzel o ya. Peki, biz şimdi şeye dönelim abi. Dönelim. Kelle paçaya. Şimdi kebapçıda kelle paça. Evet, İşkembe abi. Çorbası. Vallahi acıktılar. Ondan sonra. Ayrıca tabii biz Ramazan'ın ilk günü bugün. Evet. İlk günü olması çok önemli. Ve siz yeni açmışsınız. Evet, bir ay oldu aşağı yukarı biz açalım. Anlat bize abi sen şimdi bu çorbadan başla. Çorbadan başlayayım abi. Biz genelde kuzuları genelde kuzu halinde alıyoruz. Burada genelde her şeyi kuzunun etinden, sütünden her şeyinden faydalanıyoruz. Yani burası. İsteyen efendim burada kelle paça yemeğe de gelir. Kebap yemeğe de gelir. Ne bileyim burada bir de tatlı gördüm ben mesela. Kazan dibi gördüm. Evet. Ben Almanya'da ilk defa kazan dibi görüyorum. Sen görmüş müydün?
Kazan dibi. Anladım. Sen karıştırma dipleri. Evet. He, iftarda. Ha, siz menü mü yapıyorsunuz biz yoksa? Biz burada çeşitli menüler ayarladık. Evet. İstediğini mi yer? Hem istediğini de yiyebilir. Biz çeşitli menüler de ayarladık burada. Hani başlangıç hurmaydı, zeytinde iftarını açması için. Sonra çorba çeşitlerimiz var zaten biliyorsunuz. Ondan sonra 3 tane ana yemek düzenledik. Grill tere var bunun içinde, karışık ızgara. Adana kebap var ve çorbası var zaten. Tabii çorbası zaten ara olarak gidiyor. Ara sıcak olarak. Sonra bitişi de tatlıyla yapıyoruz. Tatlıyla ve evet. Meyve falan. Tatlı ve meyve karışık yapıyoruz. Karışık, o anladım. Şekilde. Peki, elinize sağlık. Evet usta, kebapçılık nereden gelmiş? Kebapçılık aileden gelme. 7 kardeşiz, 7'mizin hepsi de kebapçı olarak. Hepsi de böyle. Hepsi de kebapçıyız. Apo'nun yanındasın şimdi. Apo'nun yanında şu anda o süreci tamamlıyoruz. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Balık da yapıyorsun burada he? Balık da yapıyoruz tabii. Izgara balık. Şey yapıyoruz, döner yapıyoruz. Evet. Biz de yapıyoruz. Nerelisin sen? Ben Urfa Viranşehirliyim. Urfalıyım ezelden. Gönlüm geçmez güzelden. Evet. Onlar da kebaptan vazgeçmem. Acısından da hiç vazgeçmem. Ama Urfa'da da deprem oldu. Aynen. Hatay'da da bizim 11 ilde Allah rahmet eylesin tabii. Ülkemize geçmiş olsun. Karanlara sabırlar gerçekten de yani çok acı, dramatik. Kayıp var mı sizde? Bizde yok da ama kendi şehrimizde Adıyaman'da, Hatay'da yaşayan insanlar 15-20 kişi vefat etmiştir. Mutluluk dilerim gittiğin yerde. Efendim Soner Bey buranın yetkili müdürü, idarecisi. Apo'dan sonra tabii. Apo Baba buranın genel koordinatörü. Evet şimdi tatlı ye, tatlı konuş. Bu tatlılar her zaman var mı burada? Tatlılar her Ramazan zaman var. Yok, acaba? Her zaman var abi. Bizde kazan dibini ve sütlaçı ustamız yapıyor. Gerçekten de. Hani böyle bir kazan dibini inanın ki Türkiye'de bile yememişsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Allah Allah ne güzel. Evet abi. Kazan dibini. Süper. Burada şey de aşağıda. Sütlaçımız da var. Bugün biraz fazla kalmamış. Evet galiba. Kalmamış. Burada tatlılarımız var efendim. Tatlı var. Bunlar yine biraz önce bahsettiğimiz gibi iftar burada var. İsterseniz ona da bakabiliriz. İftarda bunları kullanıyoruz evet. Değil mi? Başlangıç olarak bunları ikram ediyoruz. Ne güzel. Arkasından ara sıcak çorbalarımız var. Sonra ana yemek, sonra tatlıyla devam ediyoruz. Tatlıya tatlı konuş. Evet, değil mi? Soner kardeş. Sen nereliydin? Sloganımız var. Ben aslen Adıyamanlıyım ama Mersin'de büyüdüm. Ailem Mersin'de yaşıyor. Senin de başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Hepimiz. Gerçekten. Çok güzel. Evet. Kaçta açıyorsunuz burayı? Kaçta kapatıyorsunuz? 11'de açıyoruz. Akşam 11'e kadar burada oluyoruz. 10'a kadar sipariş de geliyor bize dışarıdan. Evet. Bu şekilde şimdilik. Ne güzel. Helal evet. Olsun. Tatlı ye, tatlı konuş. Efendim Kemal kardeşim buranın ustası değil mi? Yani garson olarak çalışıyoruz şu anda. Elimizden vallahi gelen hizmetin en iyisini en iyi şekilde yapmaya Soner'den gayret sonra, ediyoruz. Değil mi? Aynı düzeye yakın aslında. Evet çok güzel. Helal olsun. Biri Apo, biri Soner, bir de... Vallahi yani yaklaşık bir aylık bir geçmişe sahip olmamıza rağmen çok ciddi bir talep var. Yani şu ana kadar müşterilerden almış olduğumuz feedbackler çok olumlu yönde. Yani buradan abi şunu... Önce kendini göstereceksin abi zaten. Adam yıllardır burada, herkes tanıyor Apo abimizi. Tabii her ne kadar yeni de olsak yani şu an itibariyle... Eskiden Kervansaray'dı değil mi abi? Evet abi. Kervansaray meşhur. Gittik o zamanlar çektik oraları. Evet. Ama inanıyorum ki yani çok kısa süre içerisinde çok daha farklı, çok daha fazla müşteri kitlesine, hedef müşteri kitlesine hitap edebileceğimizi düşünüyorum. Yani şu ana kadar müşterilerimizden almış olduğumuz geri dönüş de son derece olumlu yani. Lezzet olduğu zaman var ya, istese daha başında ol. Tabii. Gelir senin. Arar bulur. Bulur abi, lezzet çok önemli. Arayan bulur. Ustalarımız çok iyi. Tabii işte o çok önemli yani, ya. Yani müşterinin memnuniyetimiz özel. Müşteriye, müşteriyle olan iletişim son derece etkili. Kesinlikle denemekte fayda var. Dediğim gibi lezzet olunca daha başında ol. Yani lezzetle beraber profesyonel bir organizasyon da bir araya gelince yani dolayısıyla hem kaliteyi aslında lezzeti kaliteli bir sunumla birleştirdiğimiz zaman çok daha fazla. Da tabağımız. Adana tabağımız. Urfa'nın etrafı.
dumanlı dağlar aman aman. Orfan etrafı dumanlı dağlar aman aman. Dolayısıyla şey yani hani lezzetle kaliteyi, müşteri memnuniyetini iyi bir kombinasyonla harmanlayabildiğimiz zaman çok daha fazla bir müşteri kitlesine sahip olacağımıza inanıyorum. Kesinlikle. Yani. Bu çok önemli. Yani bunu dediğin gibi yapanlar şey mi yani neticede tabii yani bu, bir şey bu sunuyorlar. Yani uzunca arz talep meselesi. Arz talep meselesi. Uzun bir deneyimim var bu alanda. Yani bu işin biri ustası burada bir de, Urfa Sipo. Bir de bu işin bir de şeyi var. Maddi yönü vardır işin. Tabii. Gerçi insanlar lezzeti bulunca pek ona bakmaz derler ama yok yine yani de, şunun altını yine özellikle abi abi gel yani fiyat politikası da önemli. Evet abi şimdi kuzularımız çiftlikten geliyor abi. Kendimiz burada temizliyoruz. Etlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Yani kasaptan falan almıyoruz. Ne güzel. Evet, aynen. Malzemelerin yani kesim aşamasından müşteriye sunumuna kadar olan ki her aşamada son derece hassas bir gayret sarf ediyoruz. Yani ama bunun çok daha iyi olacağını yani çok daha iyi noktalara varacağını zaman, düşünüyorum. Tamam, tabii. Abi bir şeyi soracağım. Bu kuzu mesela kuzu kesiyorsunuz ya. Şimdi bizde biliyorsunuz o tarafta Balıkesir var işte kıvırcık var derler bilmem ne. Türkiye'de bu var. Burada da var mı öyle kıvırcık kıvırcık falan? Kıvırcık değil de burada bizim kuzunun kuzunun şeyi dikkat ediyoruz. Okan Usta o daha iyi şey anlatır bana. Eti kendisi seçiyor. Anladım. Şimdi bazı etler vardır. Bunu müşteri fazla anlamaz ya. Şöyle anlamaz. Müşteri tabii lezzetine bakar ama şimdi affedersin hayvanı kestiğimiz zaman o kuzuyu etsi etsi kokar. Hani var ya 20-23 kilo geçmemesi gerek. Yeşil alakalı tabii. Şimdi ete yersin. Ulan bir tadı var ama bu tadı ne oluyor? Yani bozuk değil. Ama o kuzunun yaşıyla alakalı herhalde. Yaşıyla alakalı değil mi? Tabii yani yaş yani kuzunun yaşı çok çok önemli. Hani şurasında ben ayrıca belirtmek istiyorum yani hani sunumumuz gerek sunumumuz gerek etlerimizin kalitesi gerek uyguladığımız fiyat politikası bu üç tane unsur yani müşteri memnuniyetini elde etmenin en temel prensipleri. Yani daha iyi yerlere varacağımıza ben inanıyorum biz? Yani. Mönchen Gladbach sevgili Kervan Palace Apo yerine yani şu ana Ramazan, kadar, şu ana kadar Ramazan'da buraya gelecekler abi. Burada her şey Bergeç var. Kalesi numara kaçtı abi? 153 Mönchen Gladbach merkeze çok yakınız. Yani denemeyenler şu ana kadar bizi duyup da yani belki zamanı olmayıp fırsat olmayıp da henüz bizde yemek, bizde servis tatmayanlara buradan buyursunlar gelsinler, görsünler. Yani misafirimiz olsunlar. İnşallah. Peki Ramazan'da bütün 30 gün boyunca, bugün ilkini de 30 gün boyunca aynı işlemleri mi yapacaksınız? Hayır değişik menülerimiz var. Çok fazla sayıda grill çeşitlerimiz tamam mevcut, günlük olarak mevcut. Ne güzel her şey var. İpiyoruz, aynen. Var, aynen. Var. Hayır, balığından çorbasına kadar, tatlısına kadar her şey mevcut. Ne diyoruz efendim Ramazan yolcuları? Devam ediyorum. Nerede? Kervan Palas'ta Apo kardeşimizin mekanında. Evet efendim Urfalı kardeşlerimiz afiyet bal şeker olsun. İnşallah her gün bekleriz buraya. Çünkü bu işin ustası biri Apo kardeşim burada değil mi? Biz de gördük, yedik. Yıllar önce de geldik. O da küçüktü o zamanlar. Aynı şeyi tattık ve tatıyoruz. Herkes gelsin tatsın bu güzel Ramazan'da. Değil mi baba? Evet. Son aynen. Olarak ne diyeceksin? Herkesin şimdiden Ramazan'ını kutlarım. Öncelikle Türkiye'mize büyük geçmiş olsun. Ya ölenlere Allah rahmet eylesin. Ya Türkiye'mizin abi. Ya aynen abi ya. Urfalıyam ezelden. Urfalıyam ezelden. Gönlüm geçmez. Hepsi Urfalı mı? Çocuklarım, yeğenlerim. Öyle mi? Ya. Şimdi bir dakika işinizde kim var böyle güzel söyleyen? Urfalı olup da söylemeyen olur mu? Ben söylemeyeyim. Ben söylemeyeyim. Ben hastayım biraz. Bak şimdi bu şarkıcıların numarasıdır bu. Valla hastayım kusura bakmayın derler. Peki bırak onu söyleme.
Öylesin şarkı söylüyorum yani. Normal türkü söylerim, Türkçe şarkı söylerim. Yani gesi bağlarım bir şeyle. Türkçe. Gezi bağları falan çok Ege gibi. Türkü tarafları. Aynen. Başka? Öyle işte. Başka hangi türküyü bilirsin diye. Aslında ben birkaç tane tüküyorum ama isim olarak tam bilmiyorum. Söyle bakayım yani. Abi, ama ben bir şey yapayım. Girişleri nasıl girişleri? Aklıma şimdi bir tane gelmiyor. Çocuklar sizde yok mu ya? Sorfalı gençler. Boyrak boyrak falan yok mu? Sabah yok mu? Sabah akşam Urfa'yı anlatacaksın. Sabah akşam Urfa'yı anlatacaksın bunlara abi. Sen giriş yap onları. Çocuklar ben Aslan Hatay'ı bilir misiniz Hatay'ı? Bu Hatay şimdi benim 6 tane cenazem var. Benim yeğenim, ablamın kızı falan hepsi çocukları. Ben Allah rahmet eylesin. Ben Reyhanlıyım, biliyorsun Mete Reyhanlı. Ben Reyhanlıyım. Reyhanlı'da fazla bir şey yok. Ama Antakya'da Antakya diye bir şey kalmadı. Yok oldu yani tarihte. Antakya şehri dünyanın en eski şehridir. Maalesef kalmadı. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Aman aman. İçerim yanıyor hani gözlerim anılar. Ciğerim yanıyor hani gözlerim ağlar. Benim zalim derdim cihana değer aman aman. Benim zalim derdim ay ay cihana değer aman aman. Gezme Ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Şimdi ben ne soracağım size biliyor musunuz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz bak gençsiniz. He? Ya. Şimdi sizin telefonlarınız var. Oraya girin. Gökhan Güney yazın, neler göreceksiniz ben söyleyeyim. Çok gençsiniz siz, onun için sordum. Genç bilmez. Zincir vurdu gönlüme, tapıyorum ben ona. Senin gönlümde mutluluğun resmi sensin İzmir'im. Dans ediyor deniz.